adamın yarası ağır değildir, değil mi? İnşallah. Abla, bayağı bir yakışıklıydı galiba. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Metin nasıl? İyi. Kız nasıldı kız? Senin şarkını senden daha iyi söyledi. Görüyorsun değil mi abla? Göreceksin. Kemal Bey gibi bir adam da senin elinden tutacak. Aa, bir dakika ya. Bana kart vermişti. Bırakacaksın bu işleri. Kırılırsın şöhret yollarında. Cafer söylemedi deme sonra. Sana mı soracağım ulan ben ne yapacağımı? Takas! Aha babam dedi ki şu kasetteki zibidi bize bu olana benziyor. Öyle bir şey olmaz da hele bir bakın kimin nesiymiş. Vay hırpı vay. Kim lan bu? Bana da benziyor ha. Abi Emel Hanım için yeni bir çalışma yapmayacak mıyız? Emel artık numarası küçük bir pabuç gibi ayağını sıkıyor. Tabii ya, beyaz atlı prens gelecek. Gelin araban limuzin olacak. Hani uzunlarından yılan gibi. Ve sarayda bir düğün. Bırakın gitsin. Aklım başka yerde. Belki de hala o aşiftede. Rengit. Emel ablamızın kasetinden 100 tane al. Sokakta dağıt. Çocuğunuz kaybolduğunda 5 yaşındaymış. Evet ama bu benim oğlum değil. Anne! Olur mu ya? Baksana, gözlerim aynı sen. Annem benim. Kızımın olduğu yerden bir yere ayrılmam artık. Ne diyorsun lan sen? Bir tane koyarım feleğin şaşar. Çocuk istiyorsan yaparız bir tane bir yerde yani. 5 dakikalık iş. Çok dolaştı bu aşk beni aştı. Bu işin keyfi kaçtı. Abicim, vallahi düşer birazdan. Sağlam adamdır, sözünde durur. Belli oldu ne kadar sağlam olduğu. Kızıma gitmek istiyorum. Anladın mı? Kızıma. Feride, gebertmeyeyim seni. Üstüme gelme deşerim lan. Deşerim. Yeter artık anladın mı? Kızıma gideceğim. Abi bakalım bu heyerasın icadı mı? Hayır. Taksi! Dur! Onda abicim sen ne yaptın ya? Bu para çok az. Yetmez. Ben anlamam. Bu kadar anlaştık. Üstüne bir de geç kaldın. Yarım saat geç başladı program. Kessem keserim. Hadi kesmiyorum. Kız güzel söyledi. Ya tamam be güzel abicim. Yok mu bunun bir sakalı? Bir Indira Gandhi'si? Bir güzellik yap bize be.
Zaten tesisat için bir çuval para yıktık. Tamam, hepsi bu kadar. Nedir günahımız? 45 milyon abla. Tamam. Bir dakika. Burada bu kadar var zaten. Biz boşuna mı nefes tükettik bütün gece? Öyle deme Yıldız. Bak ufak bir sakal kalıyor. 10 milyon. İdare edelim. Ne diyorsun karavana ya? 10 milyona karabaşın karnı doymaz. Beni düşünmeyin. Ben yaptım kayıntımı. Sizin için de topladım nevaleyi. Bak, sotalamışım size de. Evet, ekmek bulamıyoruz bari pasta yiyelim. Bir mumumuz eksik. İyi ki doğdun hesabı. Şahin Bey'den. Abla, gazeteciler kapıyı kıracak ya. Haksız değiller. Bir dakika arkadaşlar ya, bir dakika. Merhabalar. Saygılar sunarım Emel Hanım. Muhteşemdiniz. Muhteşem. Size Yıldız diyenin alnını karışlamazsam bana ızgara demesinler. Siz bir güneşsiniz Emel Hanım. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Eksik olmayın. En derin hürmetlerimle, saygılarımla. Emel Hanım, bir rapor verdiniz. Emel Hanım, lütfen. Siz bir güneş. Emel Hanım, lütfen. Ben de o güneşin... Yılışım. Kimdi o? Ver şunu. Çekil. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Dağ başım burası. Sakin ol arkadaşım. Abla para. Para mara yok. Pislik, madem paran yoktu niye bindin taksiye? Gel lan git lan, bir ara öderiz işte. Allah belanı versin senin. Vermemişsin. Thank you.
daha kadına elini kaldırma, tamam mı? Yararım kafanı. Duydun mu lan? Elinde pek ağırmış. Doymadın galiba. Basket. Yıldız, ne oluyor burada? Sana ne be, karışma salak. Abla, polis geliyor. Abla, polis geliyor. Polis. Bu gece de yine karar. Ulan polis gelmesini sormuyor sen lavuk. Hadi Yıldız abla, geliyorlar. Koş Yıldız abla. Yürü be, git be, git. Yürü lan, yürü. Soracağım sana ben. Yürü. Bir gün ölümü bulacaksınız gelince. Babaanne ağzından yel alsın. Ne biçim laf öyle? Nereden buldunuz bunları? Ha? Sarhoş masalarına meze olasın diye mi getirdim seni bu yaşa? Abla, herifi amma benzettin he. Zaten karakoldaki şeyden beri kılım ona. Ya hatırladın değil mi? Yemek ısmarlamıştı herkese. Pis herif. Ama o kadın var ya. Hangi kadın be? Ya adamın dövdüğü kadın. Hani geçen eve geldi ya, sen banyodayken. Ne? Yeni mi geldi? Tüh, Allah cezasını versin. Şeytan kırı. Yok canım, kurtuluş yok o rezilden. İlla kızını ona benzetti. Geç. Ulan zırlayıp durma! Sus! Bitti artık. Yarın sabah doğru Hatay. Uzaklaşmak iyi gelir bir yerde. Sana diyorum. Bak yıllar çabuk geçer. Bir bakmışsın saçların ağarmış. Yüzün ceviz kabuğuna dönmüş. Kimse yüzüne bakmıyor. Ya... Bırak sızlanmayı da çeşme akarken kovamızı dolduralım bir yerde. Sabah ya. Ne bu müzik kardeşim? Begim bir kaset bulduk, çok hoş seni. Ama adamın ses aynen sana benzi beyim, merak ettik de. Yahu bırak. Kim bilir kim unutmuş ya. Sabah sabah biraz memleket havası dinleyelim ya. Üf. Ya ne güzel şarkıydı o ya. Niye kapattınız? Hadi hadi oturun sofraya. Gazete geldi mi? Geldi abi. Buyur abi. Sağ ol. Emel sesim gözden düştü. Tokat sıkar. Ben çıkıyorum. Baba. Buluşuyoruz değil mi? He? Hani o mesele için. Hangi mesele? Metin. Tamam tamam aklımda. Hadi hadi. Hadi Yasuf. Kemal Kaplan benim açıklamamda.
merkezine ulaşmayı başardı. Arkadaşlarımız emergency ve canlı defa bağlantısı sağlayıncaya kadar İstanbul'a rehber edilmeyi... Ellerin dert görmesin. Çirkev. Kim bilir ne hat karıştırmıştır. He? Böyle rezil olursun aleme işte. Kız Yıldız, çabuk gel. Bak senin çirkefe nasıl yapıştırmış şapla. Niye çirkef oluyor ya? Çirkef değil dene. Bir rezillik etmesi eşek kadar adam niye dövsün? Ellerin dert görmesin. İşte gör, aynı ana. Ya babaanne, bizimle bu kadar ilgilenmiyorsun ha. Ben bozuluyorum bir şey. Sabaha şerifler hayrola, ey milleti muazzama. He, sabahmış, akşam oldu akşam. Ne oldu? Kahvaltıyı akşam mı edeceğiz? Çay demlenmemiş daha. Otursun biraz. Karavana. Söyle bülbülüm. Metelik kalmadı. Bulacağız çaresini be güzelim. Ya piyango. Nasıl oynanıyor şu meret? Mesela şu sarı civcivli kart ne işe yarıyor? Ne gülüyor Melet? Ya o civciv değil karavana, Pikachu, Pikachu. Civciv diyor ya. Ya ne ki? Yuluk vişi, aynı civciv. Ne hayvanı bu? Pikachu bu, Pikachu hayvan değil. Gel hadi, oynayalım. Git oğlum, keklersin beni, yıldızlı oyna. Ya o hep mızıyor. Bak, çok kolay bir oyun. Tek mi çift mi diyeceğim? Sen ikisinden birini diyeceğim. Kaç çekeceğim? Senin dediğin çıkarsa dileğin olacak. Bak sen. Hadi tek mi çift mi? Tek olsun bakayım. Yo yo yo. Yo olmaz. İkbalim gideni beri tekleri gücüm. Çift. Çıkarlar o kartı. Çakal seni. Ya oyun kartı değil. Araya karışmış. Atacağım zaten artık. Zırt pırt çıkıyor. Çıkar dedim sana. Ya tamam. Gözünü seveyim pikapçı efendi. Bari bu sefer karavana atmayalım. Aa vallahi de yarılmamışım ya. Sağ ol pikapçı. Ne oluyor ya? Kalk kızım. Bırak kahvaltıyı falan. Kemal Bey'in kartı bu. Yürü gidiyoruz. Sahi mi? Evet. Hadi. Susun duyamıyorum. Hiçbir şey susun. Öf çekil önümden. O sürtü konuşacak şimdi. Vay be kartı buldum. Serseme bak ya. İtibarımızı yerle bir edecek. Abi yani yarın unutulur. Başka bir şeyle uğraşırlar yani bunlar. Bu gerizekalıyı def edeceğiz artık. Evet. Görüşmek istemiyorum. Ahmak, bir de arıyor. Telefonuma çıkmıyor. İyi mi oldu şimdi? Televizyoncularla konuşulmaz ki güzelim. O kadar yalvardım. Vay be, çok canlı oldum be karavana. Bacaksıza bak, pikapçı mı öğretiyor bunları? Pikapçı değil, kamyoncu. Ya, kaç kere söyledim, pikapçı. Aman ne olsa. Hayrola kız Yıldız? Nereye böyle? Ya, kartı bulduk da. Ne kart kız? Ay hiç işte, saçmalıyor. Pikachu kartı kaybolmuş, onu şey ediyor. Yürüyün hadi, bu kadar gevezelik yeter. Ha Yıldız, Emel Sezin'in olayını gördün mü kız? Ay gördüm, gördüm. Hadi hızlanın, otobüs kaçırmayalım. Hadi, hadi. Kim ki bu? Alo. Siz kimsiniz?
Ah, siz miydiniz Şahin Bey? Sesinizi alamadım da bir an. Telefonunuzu bir tanıdıktan aldırttım. Emel Hanım, nasıl üzgünüm bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Piyango yok karavana. Araklamasınlar çocuğu. Ya, buradayım. Boydan kaybediyoruz iyi mi? Arazi olmanın sırası mı şimdi oğlum? Neredesin? Ya buradayım. Güllü kadının mantosunun altındayım. Yetiş ya. Dost oldum. İmdat icabında. Böcek gibi ezecekti beni. Çocuklar için ayrı otobüs yapsınlar bence. Oldu canım. Bir dahaki 23 Nisan'da söylersin başkana. Ay bu ne keskin koku böyle gündüz vakti. Ay yaşlar basmış da otobüs haberimiz yok. Sen kendine bak kokoş. Aa ben böyle terbiyesiz şey görmedim. Sen kime terbiyesiz diyorsun be? Hop hayvan sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ne yapmışım be güzelim, güzel güzel gidiyoruz işte. Ulan seyyar sapık, seni sererim yere şimdi ha. Ya ne yaptım ki ben ya, manyak mısın sen ya? Aa. Hadi oradan salağa yatma ha. Niye arkama yapıştın? Aa, şuna bak ya. Otobüs kalabalıksa benim günahım ne ya? Sus, sus, sapık. Başkasına yuttur bu numaraları sen. Kaptan, sağa çek. Bir hamam böceği var iyice. Git, git. Yürü lan. Ya ne yaptın ya? Ya? Bırakın ya! Hadi! Bırakın! Kapat kapat devam! Gel! Pardon abi, bu ızgarayla bir görüşüp son defa uyarayım istersen. Saçmalama. O ödüğü muhatap mı alacağız? İşine bak sen. Kemal. Bir tatsızlık oldu diye kahrımızdan ölecek değiliz. Keşke olmasaydı ama oldu. Ne yapalım? Dünyanın sonu değil. Ben unuttum bile. Biz ne fırtınalar gördük, atlattık öyle değil mi? Kemal. Dışarıda baş başa bir kahvaltı edelim de magazin sürüsü apışıp kalsın ha. Neden susuyorsun? Bir şey söylesene. Ya bu ne demek şimdi? Biraz dinlen bakalım. Bir hafta kadar Uludağ'a git. İstersen yurt dışına çık. Bir dakika kardeşim nereye? Hop hop yavaş gel, sen bizi dilenci sandın galiba. Tapu gibi randevumuz var. Ne randevusu? Bizi Kemal Bey çağırdı. Aslan gibi kartımız var. Bu kartı nereden buldunuz? Ne diyorsun lan? Dandik kartla mı gelecektik biz buraya? Patronun verdi bu kartı bize. Git söyle, Yıldız geldi de. İşinden kavulmak istemiyorsan hadi, hadi. Yıldız ne? Siz şarkıcı değil. Besteni yerde dinlemişti beni. O kartı da orada verdi. Biz randevusuz gelecek kadar görgüsüz değiliz. Kemal Bey'in sekreterine bilgi vermem gerekiyor. Bekleyin. Hah şöyle. Akıllı ve nazik olman menfaatin icabıdır. Kemal Bey'le görüşmek isteyen birileri var. Şarkıcıymış. Kıyafetleri inandırıcı gelmedi bana. Ama Kemal Bey'in kartı var ellerinde. Peki. Ne oldu? Kemal Bey müsaitmiş mi? Biri gelip alacak sizi. Yormayalım kimseyi. Tarif et biz buluruz. Bekleyin lütfen. Sırat Köprüsü'nden daha kolay geçerdik vallahi. Evet. Kemal Bey'in sekreterinin yanına götüreceksin. Buyurun gidelim. (Gülüyor)
Yıldız abla, bir gün senin de böyle afişlerin basılacak. Gaz verme lan piyango. Bir düğün işi ayarlasak yeter oğlum bize. Şöyle oturun. Kemal Bey'in sekreteri gelecek şimdi. Sağ ol kardeş. Otur lan. Şşt. Otur şuraya. Geç şöyle geç. Bu koltuklarda ne rahatmış be. Yavaş ol piyango. Kemal Bey'le siz mi görüşeceksiniz? Evet. Beni ara demişti onun için geldim. Kendisiyle görüştünüz mü daha önce? Bestenigar'da beni dinlemeye geldi. Sesimi beğenmişti herhalde, kartını verdi. Kemal Bey'e sormam lazım, bekleyin lütfen. Neden bekleyeyim canım? Kemal Bey içerideyse hemen girelim, şıp diye çıkaracaktır beni. Biraz bekleyeceksiniz. Bize kart verdiğini söyle, bestenigar'dan de. Belki çakamaz adam köfteyi. Tamam, bekleyin. Ay tamam da ne kadar bekleyeceğiz, durak mı burası ya? Kemal Bey uygun görene kadar. Üf. Ya sana ne diyorum, biliyor mu benim olduğumu? Öf bayan, oturun şöyle, dikilmeyin. Aa, ne oldu canım, garlandın mı? Terbiyenizi bozmayın. Terbiyesini bozan sensin. Anlaşıldı. Arda. Buyur abla. Bunları aşağıya al. Gelin böyle. Bir dakika ya, aslan gibi randevumuz var bizim. Uzatmayın artık, aşağıda bekleyeceksiniz. Niye? Lütfen çıkar mısınız? Lütfen. Ha, tamam Yıldız, aşağıda ya, bekleyelim. Lütfen. Niye geçecekmişiz ya? Beyefendi lütfen. Gitmeseydiniz bari, bir de mahkum muyuz biz? Lütfen çıkar mısınız? Aşağıya geçer misiniz dedim. Geçmiyoruz işte. Buyurun. Git Kemal Bey'e haber ver. Arda at şunları dışarı. Kim buyurun, kim atıyor lan? Süslü şebeğe bak, dokunsan kırılır zaten. Bakın beni zorluğunu da yapıyorsun beyefendi. Delireceğim bak şimdi ha. Yıldız ayıp oluyor. Ya niye haber vermiyor o zaman? Kemal Bey'le randevum var diyorum. Mahkum muamelesi yapıyor ya. Ay inanamıyorum, bela mısınız? Lütfen çıkar mısınız? Bak akıllı ol, şimdi alırım ayağımın altına. Lütfen çıkar mısınız? Lütfen. Arda at dışarı bunları diyorum. Terbiyemi bozdurma bana. Kemal Bey'le görüşeceğiz diyorum. Lütfen çıkar mısınız beyefendi? Hiç kimseyle görüşemez. Bakın zor durumda. Dışarı kalın diyorum. Hah işte o adam. Hey hey. Bak bak buraya. Bak Kemal Bey bana lütfen kartını verirken bu da yanımızda. He. Bu taze Kemal Aslan'la görüşmemizi engelliyor. Konuşsana be, çıkaramadın galiba. Hani biri size saldırmıştı, elinden yaralanmıştı. Ha, sahi elin nasıl oldu? Aa, evet tamam, hatırladım. Sen o kızsın. Kemal Bey seni soruyordu. Hadi gel. Ne? Ahmetciğim, sonra bakarız. Nasılmış taş arabası? Hadi. Yürü lan. Ah, Emel sesin. Emel Hanım, bir imzalı resminiz var mı? Çıkın. Bir çizik açsan ne olur be abla? Yarın gel de ben sana imzalı resmimi vereyim. Yıldız, ayıp oluyor. Ah, bana ne be? Kendini ne zannediyor bu? Allah Allah. Ya, hayret bir şey ha. Ay Allah. Ay Kemal Bey, vallahi kusura bakmayın. Bizim bir suçumuz yok ya. Sizin bu sekreter tam bir takoz. Kemal Bey bizi bekliyor dedin, alay etti. Sonra da bağırmaya... Ay çok pardon. Evet. Ay. Ya dikkat et biraz. Ne sıkarım ya. Tamam o kadar eder. Ay, Kemal Bey çok özür dilerim şu şey için. Önemi yok, boş ver. Nasıl boş vereyim ya? Boş ver dedim ya. Dandik miydi yoksa bu? Konuya gir Yıldız. Ha tamam. Abicim. Biz çok iyi çalarız söyleriz. Sen bize bir düğün işi ayarla, sana yeminle bak, ekmek çarpsın, parayı götürürsün. Yalnız ses tesisatını kendin kuracaksın. Komisyonu kurtarırsın. Yıldız saçmalama. Yok öyle. Tesisatı biz kurunca para mı kalıyor elimize? Yıldız. Ablam haklı. Tesisatı patron kırsın. Sus cincici. Metin, Yıldız'la yalnız konuşacağım. Beylere yan odada bir sofra hazırlat. Yo, ben Yıldız ablamı yalnız bırakmam. Yürü lan ıspanoz. Otursana. O gün seni dinledim. Güzel kızsın. Sesin de güzel. Sen benim yeni yıldızım olacaksın. Ha? Sadece adınla değil, her şeyinle yıldız olacaksın. Nasıl olacak bu? Yepyeni bir kadın olacaksın.
Kemal Bey birinin elinden tuttu mu tamamdır. Babaanneye bırak tekerlekli sandalyeyi, pervanelisini bile alırız. Felek bize çark etti bu sefer, anladı mı piyango? Çok çok paramız olacak diyorum. Sen deli dananlar gibi tıkınıyorsun. Allah Allah. Sen gelip gömebiliyoruz ya. Artık istediğinizi kullanabilirsin. Ben şimdi pakama kalkanına da alabilir miyim? En kralını alırsın. Evet, tamam. Bu paraların hepsi senin. Tamam mı? Annemle babamı bulursan bir bu kadar daha vereceğim. Sadece birini bulursan yarısı kadar daha vereceğim. Anladın mı? Bulamazsan da paraları geri alır, seni işten kovarım. Tamam mı? Oha, kiş. Çok yedim galiba. Bana Metin'i bulun. Beni istemişsin abi. Metin, Yıldız'ı hazırlamaya başlıyoruz. Tamam abi. Hadi bakalım. İyi kağıda yatırım yaptın abi. Yüzünü kara çıkarmam söz. Öpeyim abi. Göreceğiz. Abla var ya, bir kebap indirdik mideye, süperdi. O kadar yedim ki fena oldum, bir de ilacı verdiler bana. Senle babaanneye de paket yaptırdım. Hadi yaşadınız, evde ziyafet var. Ama alırım yine bir parça, karışmam. Ulan niye o kadar tıkınıp işkembeni zorluyorsun? Hadi piyango, biz ufak ufak gidelim. Uzayalım karavana. Yıldız ablan kalıyor, işi var, biz gidiyoruz. Bu beyefendi bizi mahalleye bırakacak. Bir dakika, hop, nereye ya? Beraber gidiyoruz. Ama senin işin uzun biraz. Ben nereye, onlar da oraya abi. Bir dakika Yıldız. Kızım, bizi bırak şimdi. Sen de program falan yapacaklar, uzun hikaye. Ne programı ya? Ya ne bileyim ben, bir takım dersler, kurslar falan ayarlanacak. Yok arkadaş, et tırnaktan ayrılmaz. Ya biz ayak bağı oluruz şimdi, anla işte. Taklaya gelmeyelim karavana. Kemal Bey'e güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz Yıldız? Hadi piyango. Tamam karavana. Artık Yıldız olacaksın. Öyle mi dersin? Kemal Bey kafasına bir şey koydu mu yapar. Ya benden Yıldız olur mu ki? Şu halime bak. Niye olmaz? Hiç inanasım gelmiyor. Birazdan inanırsın. Sen Kemal Bey'in sağ kolusun galiba. Aa, bu arada benim ismim Yıldız. Görüyor musun? Bende nezaket sıfır. Adım Metin. Memnun oldum. Ay pardon, dümendesin değil mi? Peki sen ne iş yaparsın? Piyanistim. Aa, Mozart gibi yani. Mozart değil, Mozart. Aman ne fark eder? Hazart hazurt. Aa bak şuradan kalkıl bizim ev. Sen nerede oturuyorsun? Evli misin? Çocukların var mı? Evli değilim. Ay çenem düştü yine. Mozart ya. Bu benim bindiğim var ya en fiyakalı araba ha. Uzay istasyonu gibi. Hey, Allah! Yine bir şey bozdum galiba. Yok bozmadım. Koltuklar da sıcacık. Mayıştım vallahi ben. Thank you.
Piyango, ne oluyor lan? Yok bir şey ya. Nasıl yok bir şey oğlum? Hop kardeş, baksana bir dakika. Nedir olay? Kim bilirsin sen? Lan git işine. Ne bu? Dilini bitirin lan. Lan belanı arama. Kim o biliyor musun? Kimse kim ya? Var mı benden habersiz mahalleri rüzgarlaştırmak? Yarın sabah 12'den önce gelme. Uyuyacağım. Yıldız nerede oğlum? Niye gelmedi? Ne iş lan bu? Çatlatmayın sana. Kamera şakası falan mı var? Bak öyleyse şakırı kıyafetimi falan giyeyim geleyim. Giy abla, sen de giy. Lan kim bu lavuk? Kemal Bey'in yası ya da sokalı. Kemal Bey de kim ya? Kemal Arslan kim mi? İmparator, imparator. Her şeyi gazete yazmaz, cıvata. Lan kaçma lan. Merhaba Kemal Bey. Otursana Yasemin. Sağ olun. Nasıl? Emel'in taş bilağı dökülüyor değil mi? Vallahi çok iyi gitmiyor. Ben bu kadarını bile beklemiyordum. Ama bu son olay belki ilgiyi artırır. Aman o faslı açma. Haklısınız. Ama Emel Hanım için yeni bir imaj çalışması yapabiliriz. Yasemin, hiç kendini yorma. Emel artık miadını doldurdu. Sen yeterince enerji tükettin. Daha fazla zorlamanın anlamı yok. Evet. Hala bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Bırak şimdi Emel'i. Yeni biri var. Güzel bir kasırga. Daha önce bu kadar parıltılı bir yetenek görmemiştim. Ciddi misiniz? Evet. Sen de göreceksin. Yeni projemiz bu kız. Adı Yıldız. Yıldız. Kasırga kopacak. Abla ben ayarlayayım. Hı hı. Bir iki dakika otur, hemen geliyorum. Olur abla. Vay anasını be. Buna ev mi diyorlar ya? Saray yavrusu ya. Ulan... Koltuk değil, beşik be. Vay adam. Bu ne biçim tramvay? Köpeğimin kafasını... Aman be, kafamın tepesini attırma. Üf be, lafımı bile çuvallattın. Akıl bırakmadın bir yerde. Ben kızımdan ayrılamam. Sütü de vardır herhalde. Ben göremedim de. Otur şöyle. Ya getirilecek bir şey varsa ben yardım edeyim. Elimden gelir yani. Yo, bu onların işi. Bırak. Artık yavaş yavaş nerede nasıl davranacağını öğrenmen gerekiyor. Bir hanımefendi olman için beraber çalışacağız. Eminim güzel şarkı söylüyorsundur. Ama bu yetmez. İstediğin gibi yiyebilirsin yemeğini. Nasıl olsa yakında her şeyi öğreneceksin. Oo, nefismiş valla. Beni de sağlık valla kardeş. Thank you.
biliyordum ben. Anasının yolundan gideceğini biliyordum. O kadar emek verdim. Baktım, büyüttüm. Hepimizi satıp gitti. Ne satması ya? Sana talihimiz döndü diyorum. Her şey düzelecek. O soysuza çekeceği belliydi zaten. Öf ya. Yıldız abla olmadan da bu ev çekilmiyor ya. Girsene küvete. Girmem. Ne bu böyle fokurdiyor yam yam kazanı gibi? Bak, o fokurdama sana masaj yapacak. Yo, huylanırım ben. Tamam, istersen kapatayım fokurdamasını. O zaman gelecek misin? Hayır. Ya ben bizim evde yıkanır gelirim. Ne olacak? Arabayla 2 dakikalık gel. Olmaz öyle şey, alışacaksın. Ya. Bak, kapattım fokurdamasını. Hadi gir. Melahat Hanım, Kemal Bey arıyor. Geliyorum. Bak Yıldız Sultan, döndüğümde seni yıkanıyorken bulacağım, o kadar. Bana bak. Bana yemin edersen. Ne yemini? Kızım için. Dönüşte ev tutacaksın. Kızımı yanıma alacağım. Neyin üstüne istersen ederim Feride. Ne demek? Yürü lan hadi. Yürü, gidiyoruz. Yürü, gidiyoruz. Feride, manyaklaşma. Yürü dedim. Önce Yıldız'ı alacağız. Feride bak, kafam atacak bir yerde. Kaldır lan ellerini, kaldır. Su kaçırdın artık bir yerde ya. Alacağım ayağımın altına, ne olacak ha? Yürü dedim sana. Kızımı yanıma alacağım artık. Yürü lan. Yürü. Allah Allah. Yürü. Kudurdu bu. Melahat abla. Ay. Kokurduyor bu ya. Gıdıklıyor bu ya. Ne oldu? Yok bir şey. Emel'i iyi ki görmedi. Komplekse girerdi kesin. Ay, bu elbiseler düdük gibi oldu be abla. Evet. Kumaş çok iyi. Ama biraz daha çalışmak lazım üstünde. Baksana, bostan korkuluğu gibiyim. Alışverişe çıkıyoruz. Saçların iyice kurula. Ben de üstümü değiştireyim. Aşağıda bekliyorum seni. Pazara gideceğiz, süper! Ulan Pokemon be! Yaptın kıyağını en sonunda. Bir girdik binaya, saray gibi. Tabii bizi kapıda filan karşıladılar. Bir taraftan Kenan Doğulu geçiyor, öbür taraftan İzel. Bir tarkını göremedim ekmek çarpsın. Ay inanmıyorum ya. Lan sen kimsin de Kenan Doğulu sana selam verecek? Sen de gel. Ufak atla çiçekler etsin. İnanma sen, dinleme. Gel. Sonra Kemal Bey sekreteri karşıladı bizi. Masa kırmışlar sağ olsunlar keratalar. Yemeğimizi yedik hep beraber. Böyle Kemal Bey'le karşılıklı tabii. Sonra Kemal dedi ki, sizi çok ünlü yapacağım. Bana yıldızlı Pokemon kartı sözü bile var ayrıca. Ayrıca kişime falan da alacakmış tabii. Vay. Yıldız abla film de çevirecekmiş. Türkan Şoray gibi, hani var ya Türk filmleri gibi. Yani Kemal Bey söyledi. Bırak, kendim gideceğim. Tamam abi. Yıldız ablam alışverişe yolladı. Çok güzel olacak valla. Yani zaten güzeldi ama şimdi artistlere benzeyecek icabında. Yeter lan yeter. Kıllığına yapıyorsun. Kes artık yeter. Vay be. Çok güzelmişsin abla be. O zamanlar öyleydi. Sen artistlik de yapmışsın abla be. Ne kadar da güzelsin. Yani hala güzelsin. Ay, ben böyle boş boğazımdır işte. Kusura bakma abla. Haklısın. Güzeldim. Erkekler benimle tanışabilmek için sıraya girerdi. Aa, evet. Karavan anlatmıştı. Bizim akordiyoncu. Sigaranı 1000'lik banknotlarla yakarlarmış.
İnanamıyorum seninle tanıştığıma. Karavana üzgün olduğumda hep bir gün senin kadar ünlü olacağımı anlatırdı. Benim de çok hoşuma giderdi. Hayaller kurardım. İçin temiz güzelim. Sen de çok ünlü olacaksın. Halk anlar. Sen söylersen inanırım be abla. Çok heyecanlandım. Yürü deli kız. İş çıktı ya. Kızı alışverişe götüreceğiz. Ne yapayım Emrah'ım? Yani patronum benim. Götüreceğiz mecbur. Kusura bakma. Başka zaman yapalım. İyi. Tamam o zaman sen de oraya gelirsin. Hı-hı. Tamam. Gene sen mi bizi götüreceksin? Ben götüreceğim. Resimde görüldüğü gibi. Hı-hı. Zaten. Bunu doğru dedin. Çık dışarı dedim sana. Yürü. Feride. Yürü lan. Yürü. Bak Feride. Yürü lan. Yürü. Yürü. Gitme. Yürü lan. Yürü. Çal şu zili. Çal şu zili. Feride. Çal dedim lan. Çal. Allah Allah. Çal. Anahtarınız yok sanki. Bana iş kesiyorsunuz. Yine mi sen? Ben hayatımda senin kadar yüzsüz. Yıldız nerede? Yok Yıldız. Nerede dedim? Yok işte. Ben nereden bileyim? Yıldız. Yıldız benim annen. Neredesin kızım? Thank you.
Nasıl? Güzel bir şeyler var mı? Ay abla, kafamı kırıyorsun. Nereye baksam güzel bir şey var. Şimdi seni de güzelleştireceğiz. Aşk olsun ablaya. Ben zaten güzel değil miyim ya? Güzelsin, güzelsin. Gel. Ay abla dur. Bırakma beni. Düşerim ben. Aman. Abla ya. Bunların hepsi birbirinden güzel. Hangisini alsak? Hepsini bir dene bakalım. Çok güzel. Buyur. Şimdi beşini seçtik, değil mi? İstiyorsan diğerlerini de alalım. Bunlar çok yakıştı sana. Harika seçim yaptınız. Gerçekten harika. Hem fiyatları da çok uygun bunların. Toplam 3 milyar 715 milyon lira. Oha! Dükkanı satın almıyoruz ki kardeşim. Altı üstü beş parça şey. Tamam. Sarın lütfen bunları. Aman abla yapma ya. Hayatım boyunca şarkı söylesem ödeyemem ben bunları. Melahat Hanım hoş geldiniz. Alayım paketlerinizi. Hop hop dur bakalım. Dünya para verdik biz bunlara. Ver ver ver. Atma. Ay Melahat'cığım nerelerdesin ayol? Özlettin kendini. Bak yeni bir kuaför bulduysan Allah canımı alsın çok bozulurum. Aa nereden buldun bu ilahi kızı ayol? Yıldız yeni starımız. Komple bakım istiyoruz. Hemen şekerim gel şöyle. Hoppa! Çek lan elini. At pazarından beygir mi satın alıyorsun sen? Aa, ne kadar vahşiymiş bu ayol. Yoksa vahşi batıdan mı getirdiniz? Buyurun, buyurun. Harika Necmi. Ayol bu kız bir afet saklamış yıllarca herkesten şekerim. Tabii doğru yerde, doğru saç, doğru makyaj her zaman önemlidir. Şekerim nerelerdesin? Kulübede gelmez oldum. Ah şekerim. Kemal çok yoğun bu aralar. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Öyle mi? Abla! Abla! Melahat abla neredesin? Abla! Abla! Oha be!